Dostlarım, tekrardan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dostlar, bu videoda gidene mi zor, kalana mı zor sorusunu cevaplayacağız. Dostlar, bu videonun bir sohbet niteliğinde olduğunu ve kendi deneyimlerimi ve danışanlarımla olan iletişim durumumu, akabinde yapmış olduğum bakımlarım ve almış olduğum danışmanlıkların bana getirmiş olduğu bir takım tecrübeleri konuştuğumuz bir video olacak. Dostlar, çayımı demledim. Barto büresinin üzerine oturdum. Şu an bir önümde bir tezgah var. Mutfak bu şekilde dizayn edilmiş. Barto büresinin üstündeyim. Sigaramı içeceğim. Ara ara kalkıp çayımı içeceğim. Lütfen siz de aynı rahatlıkta beni dinleyin. İnşallah bir şeyler katabilirim burada. Aranızdan en azından bazılarını zaman zaman rahatlatabilir, zaman zaman birazcık gerebilirim. Bunun için de şimdiden özür diliyorum. Dostlarım, biliyorsunuz mikser bakımının mantığını ve algoritmasını çözen birçok danışanımız bizlere ulaştı. Ve akabinde akrabalarını, eşlerini, dostlarını, kardeşlerini bizlere yönlendirdi. Ve biliyorsunuz ki dostlarım, biz artık mikser bakımlarıyla alakalı randevularımızı 5 hafta, 6 hafta ve 7 hafta sonrasına vermeye başladık. Yani bir ayı geçkin sürelerle bütün randevularımız dolu. Çok ekstrem, çok acil durumlarda öne alma durumu yapıyoruz. Çünkü dostlar, başka türlü diğer danışanlarımızın da hakkına girmek, diğer danışanlarımızı da haybeye bekletmek gibi bir hataya da düşmek istemiyoruz. Çok acil ve ekstrem durumlarda dostlar öne alabiliyoruz, ama onun dışında kesinlikle dostlarım, herkes zamanı ve vaktine kadar bekleyecek olumsuzluklar oluyor, yetişemediğimiz süreçler ve dönemler oluyor. Şimdiden de bizleri bekleyen danışanlarımızdan özür diliyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. Dostlar, bugün sizlerle gidene mi daha zor, kalana mı daha zor sorusunu cevaplayacağız. Dostlar, normalde biliyorsunuz çok klişe bir sorudur. Ve eminim tarihin çeşitli dönemlerinde insanlar bu soruları kendilerine ya da çevrelerine ya da işte bireysel arkadaşlıklarındaki insanlara sormuşlardır. Ve ben eminim aslında bu konuyla alakalı da çok fazla kimse net bir şeyler söyleyememiştir diye tahmin ediyorum. Dostlar, yaklaşık 3 yıldır YouTube camiasında olmakla birlikte 99 yılından bu yana da metafizik camiasının içerisindeyim. Ve rahmetli babamın vefatından sonraki zaman dilimi içerisinde yıllardır tek başıma mikser bakımı yapıyor ve insanlara ikili ilişkilerinde ya da şahsi ve ruhani ilişkilerinde ya da dostlarım, kendilerine yönelik yapılan bir takım saldırıları ya da hedef alınma durumlarını, ki her zaman söyleriz, yaşamayan bilmez, bir şekilde absorbe etmeye ve buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Metafizik alanı dediğimiz alan tamamen bunun üzerine kuruludur. Ve yapmış olduğum yüzlerce, binlerce danışmanlıklarda bir şeyi gözlemledim ki dostlarım, özellikle ikili ilişkilerde kalana mı zor, gidene mi zor sorusunu hep gelin hep beraber biraz cevaplayalım. Dostlar, aslında kalana da zor, gidene de zor. Ama gidenin hangi şartta ve koşullarla gittiğine, kalanın hangi şartta ve koşullarla kaldığıyla doğrudan ya da dolaylı orantılı bir durum aslında bu. Dostlar, biz bu süreçlerde şunu dikkate alırız. Danışan bana geliyor, diyor ki ya Hakan Erkan ya da Hakan hocam, Hakan kardeşim, bir anda çekti gitti. Bir anda her şey gelişti. Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Ya da işte ilişkinin kendi dinamikleri içerisinde bir takım handikaplar yaşandı. İşte benim hatalı olduğum süreçler oldu. Onun hatalı olduğu süreçler oldu. Ve danışan kendi hatlarıyla, kendi yaşadığı ilişkinin,
kendi hatlarıyla, beyninde değerlendirdiği doğrularıyla bizlere ulaşıyor. Yani dostlar, kalana mı zor, gidene mi zor? Dedik yani, kimin hangi şartta ve koşulda kaldığıyla, kimin hangi şartta ve koşulda gittiğiyle alakalı bir durum aslında bu. Bence gidenin kalandan daha çok acı çektiği ilişkiler de mutlaka olmuştur. Çünkü dostlar, bazen insanlar ne kadar sevse de uğrunda canını ve bütün benliğini onun ayaklarının önüne serebiliyor ya da serebilecek olsa dahi, bir ilişkiyi bitirip gitmenin onlar açısından daha iyi olacağını ve yaptığı eylemin hem karşı taraf için hem kendisi için daha fedakar bir duruş sergilediğine inandığı noktalarda da gidebiliyor. Yani terk eden her zaman terk etmiş sayılmıyor aslında. Yani şöyle düşünün dostlarım. Karşımızda ikili bir ilişki var ve bu ikili ilişkinin kendi dinamikleri içerisinde yaşanan işte cinsel statümüz, ailevi statümüz, maddi statümüz, iş hayatıyla alakalı olan statülerimiz, bunların hepsinin bir araya geldiği ve ilişkinin kendi içinde mimarının ve kendi içinde ustalarının olduğu bir inşaat yükselmeye başlıyor. Yani ilişki kendi dinamikleri içerisinde şekillenmeye başlıyor. Ve bu şekillenen ilişki bazen öyle noktalara geliyor ki, bu tecrübelerle, niksar bakımının akabinde gördüklerimle sabittir dostlar. Bunu lütfen es geçmeyin istiyorum. Bakıyorsunuz, giden gitmiş, bize gelen onun gittiği ve bir anda terk ettiği noktayla ilgileniyor. Yani diyor ki, bir anda çekti gitti. Ne olduğunu anlayamadım. Ben her şeyimle onun yanındaydım. Ben veren taraftım, fedakar taraftım. Ben uğrunda birçok şeyi feda eden taraftım ama bir anda böyle şekillendi. Dostlar, bakıyorsunuz niksar bakımına. Giden kişi kalan kişiden daha fedakar. Neden? Dostlar, giden gittiği noktada bazen yürümeyeceğine inanabiliyor, yürümeyeceğini görebiliyor ve akabinde bu ilişkisinin kendisindeki bir takım ruhsal çöküşleri ve karşısındaki bir takım ruhsal çöküşleri de gözlemleme ve tahmin etme fırsatını yakalıyor. Ve emin olun dostlarım, bazen biz niksel bakımını yapmadan danışanların bize talep ettiklerini okuduğumuzda ya da gördüğümüzde, yapılmasını istediği bakım üzerine okuduğumuz yazdıklarıyla alakalı okuduğumuz örneklere baktığımızda, ya diyorum ki adam mağdur olmuş belli, neyse niksarda göreceğiz, direkt aklıma bu geliyor. Sonra bir bakıyorum, işin içinden çok farklı bir şey çıkıyor. Bakın, burada şunu lütfen yanlış anlamayın, yani işte giderin fedakar olduğu noktalarda kalan hatalıdır ya da değildir mevzusu değil bu. Yani bunu söylemeye çalışmıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kalanın göremediğini bazen dostlar giden görebiliyor. Kalanın göremediğini bazen giden görebiliyor. Yani kalan zaten fedakar. Kalan zaten ilişkisini şekillendirmeye ve kurtarmaya çalışıyor. Evliliğini zaten kurtarmaya çalışıyor. Fakat gidenin daha fedakar olduğunu gözlemliyoruz. O zaman kalana mı daha zor, gidene mi daha zor sorusunun bana kalırsa tam anlamıyla cevabı şudur. Kimin hangi koşulda ve şartta kaldığıyla, kimin hangi koşulda ve şartta gittiğiyle alakalı bir durum bu. Çünkü bu kazık soruları dostlar, danışanlarımız bana soruyorlar ve danışan bana sorduğunda da yani dostlar, o kadar insanla görüştüm, takdir ederseniz niksar bakımı yaptım, yani bir soru için ne kadar zorlanabilirim, ve emin olun
bu soruyu sorduğunda sohbet ediyorduk. Mikser bakımını falan bitirdik. İşlemin hatlarıyla alakalı sohbet ediyorduk. Bana sohbet esnasında bu soruyu sordu. Dedim ki ben bu sorunu bir video yapayım. Zaten biliyorsunuz dostlar, aralıklarla video atıyoruz yoğunluktan dolayı. Özür diliyorum dostlar, mesaj geldi. Zaten yoğunluktan dolayı ara ara video atıyoruz. Dedim ki ben bu sorunu o videoda cevaplayayım. Hem dedim danışanlarımla bir sohbet tadında olsun. Hem sen izle, hem danışanlarımız izlesin. Ondan dolayı da böyle bir video çekmeye karar verdim. Dostlar, kendinizi ilişkinin kalan tarafı olarak doğru, dürüst, hatasız ya da bazen hatalı, bazen hatasız görebiliyor. Ya da fedakarlığın zirve noktalarını ve fedakarlığın artık nirvanasını oluşturduğunuzu ve gerçekten yapıcı, verici taraf olduğunuzu düşündüğünüz ve inandığınız süreçler sizleri aslında çok da yanıltmasın. Yani biliyorum bu farkındalığı sağlamak çok zor. Yani özellikle de o ayrılığın getirisi olan ağır, kemiklerinizi çatırlatan yükü bu böyle bir empati yapmanıza da zaten engel. Ben bunun da farkındayım. Yani dostlar, insan böyle bir empatiyle kolay kolay yapamaz zaten. Ben bunu da anlıyorum. Ama her zaman gidenin haksız olduğu, kalanın haklı olduğu bir süreç yok. Yani bu sorunun tam karşılığı da bu. Ya biz dostlar, bu işi yapıyorsak realist olmak zorundayız. Yani danışanın duymak istediklerini danışana söylemek ve bu minvalde hareket etmek son derece metafizik ile alakalı uygulamaların fıtratına aykırı. Biz genel itibariyle de dostlar, hayatta nelere dikkat ediyoruz ilişkilerimizde? Yani bizim için ne kadar kıymetli? Bizim için kıymetli olan karşı taraf için gerçekten kıymetli mi? Ya da bizim için kutsal olan karşı taraf için de gerçekten kutsal mı? Bizi mutlu eden şeyler karşı tarafı da mutlu edebiliyor mu? Her manada. Yani biz doğru olduğuna inandığımız ve doğru olduğuna inandığımız bir takım şeyleri eyleme ve fiile dökerken, bununla alakalı mutlu olabiliyorken, bununla alakalı ilişkimizi şekillendirdiğimizi ve belli bir zemine oturduğuna inandığımız bir ruh halini taşıyorken karşı tarafa aynı şeyleri hissettirebiliyor muyuz? Gerçekten karşı taraf aynı şeyleri yapmaktan, aynı şeyleri konuşmaktan, aynı şeyleri düşünmekten keyif alıyor mu? Siz hangi noktada bu konuda onunla ortak bir noktaya varabildiniz, ortak kararlar alabildiniz ya da insanın kendi içindeki bir takım hani şey vardır dostlar, bunu biraz açmak istiyorum, gerçekten çok önemli bir konu, hani böyle bastırdığınız duygularınız vardır, kendinizden bile saklarsınız, yani söyleyemezsiniz, eyleme dökemezsiniz, söylemekten ve yapmaktan korkarsınız. İlişkiniz esnasında ne kadar fedakardınız ki karşınızdaki insan böyle bir ruh halindeyken söylemekten ve yapmaktan korktuğu şeyleri söyleyebildiği ve yaptığı, yapabildiği, anlatabildiği, kendini izah edebildiği anlar ve dönemler yaşattınız ona. Biraz da kendinize, daha doğrusu kendimize bunu sormamız gerekiyor dostlar. Yani bizler tamam belli bir ilişki süreci yürütüyoruz. Ve bu ilişki sürecinde güzel anılar biriktiriyoruz. Güzel günler ve zamanlar geçiriyoruz. Yeri geliyor paramızı paylaşıyoruz. Yeri geliyor soframızı paylaşıyoruz. Yeri geliyor yatağımızı paylaşıyoruz. Yeri geliyor banyomuzu ve tuvaletimizi paylaşıyoruz. Ama
ilişki bu paylaşımların ekseninde mi ete kemiğe bürünüyor? Ya da ilişkinin bundan çok daha fazlasına mı ihtiyacı var? Bana kalırsa dostlarım emin olun bundan çok daha fazlasına ihtiyacı var. Yani evet ilişkilerde yalın ayak yürüme kavramı ben yaptığım mikser bakımlarında bazen güzel olduğunu görebiliyorum. Yani kastım şu dostlarım yalın ayak yürümek diye bir kavram vardır ilişkilerde. Olduğu gibi olağan yaşarsın. Hesap yapmadan, kitap yapmadan, işte kendi tabularını, kendi düşüncelerini ya da ne bileyim işte olmazsa olmazlarım var demediğin ve bu cümleyi kullanmadan yürüttüğün ilişkidir bu. Yalın ayak yürümek. Yalın ayak yürümek bir ilişkide fayda sağlıyor mu? Evet, bunun çok örneklerini de gördüm. Yani yalın ayak yürüyen, ilişkilerinde insanlar gördüm ve emin olun en eğitimli ya da ne bileyim işte ilişkisini belli periyotlarda gözden geçiren ve bununla alakalı hamleler yapan ve gerçekten üzerine titreyen, ilişkilerinin üzerine titreyen insanlardan çok daha mutlu yalın ayak yürüyen çiftler gördüm. Hafta sonu bile plan yapmak onlar için sıradan, anlamsız, bir anda her şeyin geliştiği bir ilişki türü olan insanların da emin olun dostlar bir düzen ve ahenk içerisinde ilişkisinin yürüdüğü insanlardan çok daha mutlu olduğunu gördüm ve gözlemledim. Şimdi gidene mi daha zor, kalana mı daha zor? Varın dostlarım bunun kararını siz verin ama bana kalırsa bu sorunun tam karşılığı bu. Yani bence dostlar gidene de çok zor, kalana da çok zor. Gidenin neden gittiğinin temelinde ne attığıyla alakalı. Ya diyorum ya danışan öyle bir uslup, öyle bir ruh haliyle bizlere ulaşıyor ki dostlarım. Yani kendi penceresinden haklı. Yani gerçekten fedakarlıkları var, yapmış. Yani karşı tarafın, karşısındaki insanın rezilliklerinin de üstünü örtmüş. Ailesini arkasına almış, arkadaşlarını arkasına almış, dostlarını arkasına almış. Yani işte çevresindeki insanlar tarafından bu kadın salak, bu adam salak demişler. Yani o kadar kötü günler yaşamış ki ilişkisiyle alakalı. Yapılan hataları ve yanlışları absorbe edebilmek adına o kadar büyük fedakarlıklarda bulunulmuş ki. Yani yeri gelmiş işinden vazgeçmiş, yeri gelmiş anasından vazgeçmiş, yeri gelmiş babasından vazgeçmiş, yeri gelmiş bacısından vazgeçmiş, yeri gelmiş abisinden vazgeçmiş. Yeri gelmiş kendi duygularından ve duruşundan vazgeçmiş. Ama dostlar inanın buna, yani burada hayallerinizi yıkmak ya da sizleri gerçekten küstürmek istemiyorum. Bunlar çok böyle nasıl söylenir? Dostlar bu arada bir çay koyacağım müsaadeniz olursa. Yani bu konu dostlar aslında şey o kadar uç bir konu ki. Yani doğruyu anlatmaya çalışır iken insanlara yanlışı da anlatabilirsiniz. Ya da yanlış anlaşılabilirsiniz. O yüzden bizim bu minvalde neyle karşılaştığımız da önemli. Yani dostlar tamam bir takım sıkıntılar yaşanmış, size göre fedakar olan taraf sizsiniz, hakikaten de fedakarlıklar yapmışsınız ama gidenin de kendisini bilip gittiği durumlarla da karşılaşıyoruz. Yani sizin aylar sonra, yıllar sonra Hakan'ın, Ömer'in işte Ahmet'in ne olduğunu öğrendiğiniz, huyunu suyunu anladığınız ve ilişkili çünkü belli bir süre devam edecek. Artık karşınızdaki kişiyi çözdüğünüz bir nokta olacak böyle iliklerine kadar. Bu kimisi için 6 aydır, 1 senedir, kimisi için 1,5 senedir. Yani o ilişki içerisinde kişi yani
kendinin kendi ilişkisine nasıl zarar verdiğini de fark edebiliyor. Yani sizin fedakar olduğunuzun farkında, aynı zamanda size ne kadar zarar verdiğinin de farkında. Hem size hem de kendisine. Bu sefer de ne oluyor? Bu sefer de aslında dostlar aynen şöyle oluyor. Bizim bu tarz ilişkilerde gözlemlediğimiz hani aslında biraz daha hani soyut bir şekilde de buna değinmek istiyorum. Yani biliyor, farkında, yani çektirdiği acının farkında, yaşattıklarının farkında, sizin fedakarlıklarınızın farkında, sizin üzerinizdeki ruhsal çöküntülerin farkında, size karşı yıkıcı ve telafisi mümkün olmayan ya da telafisi çok zor mümkün olan yıkıntılara ve sıkıntılara da sebebiyet verdiğini fark ediyor. Ve bu sefer dostlar bu giden kişinin her şeye rağmen, bütün fedakarlıklara, bütün iyiliklere rağmen giden kişinin aslında niksar bakımında görüyoruz ki hem kendisine hem de karşısındakine daha büyük zararlar vermemek adına arkasını döndüğünü. Yani dostlar bu uç noktadaki sorulardan bir tanesiydi. Yani gidene mi zor, kalana mı zor? Vallahi billahi yeri geliyor gidene kalandan, kalandan gidene daha zor. Böyle bir uç noktası var bu durumun. Ve dostlar aslında bizim hedeflediğimiz nihsel bakımında, bunu danışanlarımın da çoğu zaman yüzüne söylüyorum. Şudur, ben nihsel bakımında kimin kafasına taş attığıyla ilgilenmem. Yani kadın gelmiş adamın kafasına taş atmış, işte adam gelmiş kadının kafasına taş atmış, bunun benim için Türk parasıyla 5 kuruşluk değeri yok. Ben taşın kaldırıp neden kafasına attığıyla ilgilenirim, taşa atmasıyla değil. Danışanlardan çoğu bize ulaştığında şunu söyler. Der ki hocam, öyle oldu, böyle oldu. İşte annemle, annesiyle bana bunu yaptı. Annesi bana şunu söyledi. Biz bir yere gittik, böyle bir eylemde bulundu. Beni utandırdı, bana onu yaptı, bunu yaptı. Ben de diyorum ki arkadaş diyorum ya, bunun yani bu senin için ilişkinde bir yıkım nedeni, ilişkinde bir yıkım süreci yaratması normal. Ama olayların bu şekilde yaşanmış olması, senin kırılmış olman, onun kırılmış olması, ya arkadaş bunun ne kadar önemli olur? Ya önemli olan bu eylemin neden ve hangi sebeple senin önüne koyup sergilediği. Yani dostlar Allah aşkına bunun kimin açısından bir önemi var? Yani diyebilir miyiz biz? İşte ilişkide o hatalar yaşanmasaydı böyle olmazdı diyebilir miyiz? Bakın hani anlatıyorlar ya, işte öyle oldu, böyle oldu, onu söyledi, bunu söyledi, işte anneme hakaret etti, işte o kırıldı, bu bozuldu. Lan arkadaş bunun bir önemi yok ki. Yani bunun hiçbir önemi yok. Bu arada kaşığı bulamadım, herhalde bulaşık makinesinde yıkandı dostlar. Yani bunun hiçbir önemi yok ki. Kim ne için ne yapmış? Kim ne için ne söylemiş? Danışanlar buna takılıyorlar. Ve dostlar telefonda gereksiz bir dakikalar zincirinde bana olup bitenleri anlatıyorlar. Ya bana olup bitenleri anlatmanın bir mantığı yok. Ben zaten az önce sana bu adamın ya da bu kadının neden böyle bir eylem sergilediğini anlattım zaten. Temelini anlattım. Sen özür diliyorum dostlar. Sen bana yaşanan anıları iyi ya da kötü anlatsan ne yarar, anlatmasan ne yarar? Kime ne fayda sağlayacak bu süreç? Dostlar, gidene mi kal, gidene mi kalmak, gidene mi daha zor, kalana mı daha zor? Özür diliyorum. Bu sorusunun tam karşılığı bu. Dostlar, emin olun,
Bazen insanlar yaptıkları hataların ve karşı tarafa verdikleri zararların farkına varıyorlar. Emin olun, bazı gidişlerde karşı taraf ne kadar haklı da olsa, karşı taraf ne kadar yapıcı da olsa, bazı gidişlerde fedakarlığın dibini de gördüm. Yani hem kendisi için yapıyor bu fedakarlığı, hem de karşı taraf için yapıyor bu fedakarlığı. Çünkü daha kötü yıkmaktan, daha kötü zarar vermekten korkuyor. Ve dile de getiremiyor bunu giderken. O kadar hızlı ve ani bir şekilde bitmesini sağlıyor ki. Yani buna da bir yerden sonra dur diyemiyor. Deli gibi seviyor. Biliyor karşısındaki adamın ya da kadının onun hayatına çıkacak ya da çıkması muhtemel olan tek şansının olduğunu. Ama diyemiyor ki, ya bu ilişkide yıkık olan, dökük olan benim. Ya ben o kadar haksızlıklar yaptım, seni mağdur ettim, senin boynunu büktüm, seni utandırdım. İşte yeri geldi hakkını yedim, maddi verdim zarar, manevi verdim zarar. Bunu söyleyemiyor ki. Yani şey vardır dostlar, bazen bazı şeyleri dile getiremezsiniz zaten de yani. Hani şey vardır ya, hepimiz yaşamışızdır bunu dostlar ya. Yani dürüst olmak şimdi lazım şimdi. Hani eğri oturup doğru konuşalım. Hani çok bariz bir hata yapmışızdır bilerek ya da bilmeyerek. Ya da dış etkenler buna sebebiyet vermiştir. Bir baskı altındayızdır. Ya da işte ne bileyim ya, hani doğrudan ya da dolaylı bir şey o hatayı dibine kadar yapmamıza neden olmuştur. Ama kendimizden bile saklarız ya. Yani asla söyleyemeyeceğimiz bir şeydir. Yani ne pahasına olursa olsun. Yani işin sonunda arkanızı dönüp gitmek de olsa ya, yapamayacağınız şeyler var dostlar ya. Yani söyleyemeyeceğiniz şeyler var. Biz mikser bakımında bunu da gözlemliyoruz. Gidene mi zor, kalana mı zor? Cehennemin dibi. Vallahi billahi yeri geliyor gidene daha zor. Kalan daha zordayım zannediyor ama bir bakıyorsunuz giden daha zorda. Yani o kadar uç noktalarda konular ki, yani bununla alakalı tecrübe edinebilmek ya da geçip karşınızda ya arkadaş bakın olayın bu tarafı da var diyebilmek, dostlarım ciddi anlamda samimiyetimle söylüyorum, birçok ilişkiye dahil olmak ya da birçok ilişkiyi gözlemlemenin net bir şekilde ilişkinin içerisine girmenin bir getirisi. Yani bugün bunları anlatabiliyor olmanın yüzlerce binlerce kişiye yaptığım mikser bakımının akabinde ortaya koyduğum düşüncelerim ve şahsi fikirlerimin oluşmasına sebep oluyor. Yani dostlar, size yemin ederim ki tekrar söylüyorum, gidenin kalandan, kalanın gidenden ne kadar çok yıprandığını, ne kadar çok daha fazla yıprandığını, özür dilerim, defalarca gözlemleme fırsatı yakaladım. Dostlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Rabbime emanet olun. Dostlar, ilişkilerinizde çok haklı olduğunuzu, yapıcı ve verici taraf olduğunuzu, işte karşınızdaki kişinin onca vasatlığına rağmen hala ilişkiyi kurtarmaya çalışan bir Robin Hood olduğunuzu düşünüyor ve inanıyor iseniz, emin olun bazılarınız, istisnalarınız hariç, bazen giden kalandan daha haklı ve kalandan daha çok acı çekebiliyor. Bazı gidişler iyi niyetli gidişler olabiliyor. Hem kendi açısından, hem karşısındaki adamın ya da kadının açısından. Sizin gözlemleyemediğinizi ve sizin göremediğinizi görebiliyor oluyor.
Sizin elle tutulur ve gözle görülür bir takım şeyleri görmezden geldiğiniz anları ve durumları o sizden önce yakalamış oluyor. Bla 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 dostlar. Yani bunun ucu sonu yok. Bu minvalde biz ilişkilerde görüyoruz ki hani dostlar Kur'an'da bir ayeti kerime var. Bir an onunla bağdaştırdım. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak diyor ki sizlere hayır veririz. Siz hayır var zannedersiniz o işte. Yani açılımı söylüyorum. Fakat arkasında şer vardır hayır gördüğünüzün. Size diyor şer veririm. Siz diyor bir belanın içerisine düştüm dersiniz. Fakat bilmezsiniz ki o şerin arkasında hayır vardır. Tam topun köşeye gittiği, sizin %100 haklı olduğunuza inandığınız ve aslında zerre kadar haklı olmadığınızı da gördüğümüz durumlarla da karşılaşıyoruz. Neyse dostlar, 31 dakikayı geçti. Ben de çayımı yudumlayayım. Hepinize hangi saat diliminde olursanız olun, akşam, sabah ya da öğlen hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgiyle dostlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.